Evet, uzun bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Bayram tatilinde geride bıraktık. Yarın yani pazartesi günü piyasalar açılmış olacak. Bireysel emeklilik tarafında da bir takım aksiyonlar almanın vakti geldi. Bu videoda genel olarak buna bakacağız. Şimdi öncesinde kanaldan bahsedeyim. Bizler burada bireysel emeklilik konuşuyoruz bildiğiniz gibi. Bundan sonraki süreçte de bugüne kadar olduğu gibi günlük ve haftalık bireysel emeklilik fonlarının kazançlarını hem otomatik katılım tarafında hem de gönüllü BES tarafında Instagram ve Twitter sayfalarımızdan grafik halinde takip edebilirsiniz. Dedikten sonra öncelikle sözleşmemizi bir görelim. Bildiğiniz gibi bizler bu sözleşmede %70 altın fonunda, %30 da hisse senedi fonunda beklemekteydik. Açıkçası iyi de bir performans gösterdi. Doların artışı ile birlikte altına da yansıyan fiyatlardan dolayı yeni haftaya, yeni iş haftasına güçlü bir şekilde giriyoruz. 80 bin lira civarındaydı. Şu an 90 bin liraya ulaşmışız. Şu ana kadar buraya 25 bin lira toplamda yaklaşık 6 senede yatırdım. 55 bin lira da yatırım getirisi oluşmuş. Yani satın aldığımız fonlardan kazanmışız ve 90 bin lira bandına geldik. Tabii bunu yaparken de devlet katkısı bu sözleşmenin ilk başında %25'ti. Yani her 100 lirama devlet bana 25 lira ödüyordu. Şu anda 30 lira ödeniyor bildiğiniz gibi. 6.600 liralık bir devlet katkısının 3.300 liralık da kendi getirisi olmuş ve 10 bin liraya ulaşan bir devlet katkısı bulunuyor. Açıkçası gidişattan ben memnunum bu sözleşme özelinde. Şimdi biraz fonlara bakalım. Haziran ayında neler oldu? Ardından da bir fon değişikliği yapacağız sizlerle birlikte ve videoyu sonlandıracağız. Burada fon karşılaştırma alanına geliyorum. Garanti emeklilik tarafında. Burada bir aylık bir karşılaştırma yapacağız. Şuraya Haziran ayından itibaren giriyorum. Ve şimdiye kadar olan sıralamayı yaptığımda gördüğünüz gibi en çok dış borçlanma araçlarının %28,5 Eurobond fonlarının getirdiğini görüyoruz. Onu takip eden ve garantinin de yılbaşından bu yana çok iyi faaliyet performans gösteren bir fonu var. Üçüncü değişken fonundan özellikle bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu fonda yaklaşık %44 yabancı hisse senedi fonu ve bir miktarda borçlanma araçları fonu görüyoruz. Bu fon yılbaşından bu yana da ciddi bir performans gösterdi. Son bir yıllık performans da %75'ti. Bu %75'in sadece %25'lik bir kısmını da son bir ayda gösterdiğini söylememiz gerekiyor. Hisse senedi tarafında da %23'lük bir getiri var sürdürülebilir hisse senedinde. Burası daha çok sürdürülebilirlik endeksine, yani Türkiye'deki BIST'in endeksine yatırım yapıyor ve ayrıca yabancı hisse senedi pozisyonunda bulunduğunu söyleyelim. Onun haricinde altın ve hisse senedi EYF'si, BIST 100'e yatırım yapan hisse senedi fonu genellikle %20'yi yakalamışlar Haziran ayı içerisinde. Gördüğünüz gibi sadece risk almayan para piyasası fonlarında ciddi bir getiri yaşanmamış. Diğerlerinde %20'lerin altında neredeyse fon bulamıyorsunuz garanti tarafında. Garanti emeklilikten bahsediyoruz. Burada yine karma EYF'den bahsetmek gerekirse onda da bir miktar yabancı piyasa hisse senetleri ve altın göze çarpıyor. Ayrıca dış borçlanma araçlarıyla da çok güzel bir dağılım yapılması neticesinde %27'lik bir getiriyi de sağlamış. Bu son bir ay içerisinde piyasaya baktığımızda dolarda %24,9'luk bir getiri. Hisse senetleri ortalamasında 18,1 gözüküyor. Enflasyon da TÜİK rakamı olduğu için 2,3 şeklinde gözüküyor. Haziran ayı bu şekilde geride kaldı. Şimdi yeni beklentimiz ne? Açıkçası ben bir miktar doların artık yol kat ettiğini TL karşısında hala belki gidebilecek bir payı var. Yapılacak iş ve işlemler ve bakış açısına göre. Ancak artık biraz hisse senedi tarafındayım. Daha pozitif bakıyorum hisse senetlerine. Çünkü enflasyon yüksek devam ediyor.
Faiz oranları artırıldı. Ancak tatmin edici bir faiz oranı ortada yok. Dolayısıyla paranın yine Türkiye'de gidebileceği bir yer yok gibi duruyor. Hisse senedi haricinde. Şimdi burada sizlerle bir fon değişikliği yapacağız. Mevcut sözleşmemizin fon dağılımına bakalım. Bugüne kadar böyleydi. Bu video çekilen 2 Temmuz tarihine kadar sizler de biliyorsunuz. Altında %70'lik bir çoğunluğumuz, diğerinde de Signa Hayat AŞ'ye ait bir hisse senedi fonundaydık %30'luk bölümde. Artık biraz daha pozitif olduğumuzu söylemiştik. Bir temkinli bir adım atacağız burada. Tamamen yine altın pozisyonumuzu korumaya da devam etmek istiyoruz. Burada önemli bir adımdan bahsedeyim fon değişikliği yaparken. Bu çok fazla sorulan bir konu. Sizler de ister garanti emeklilikte olun, ister başka bir sözleşmeci firmada. Burada fon dağılım değişikliği alanında şu 3 seçenek mutlaka karşınıza çıkacaktır. Yapacağınız değişiklikler bundan sonraki katkı payı için mi, yoksa mevcutta içeride bulunan birikiminiz için mi, ya da hepsi için mi geçerli olacak diye soruyor. Ben sürekli bunu birikimim ve katkı payım şeklinde değiştiriyorum. Yani isterseniz bundan sonra sadece yatırdığım paralar yeni fonumda olsun, diğerleri eskide devam etsin diyebilirsiniz. Bunu ben tercih etmiyorum. Çünkü neticede burada birikmiş bir kapital var ve bu paranın gücüyle de biz işlem yapıyoruz. Ondan yararlanmaya çalışıyoruz. Parayı bir anlamda yavrulatmaya çalışıyoruz ve içerideki paraya kesinlikle ihtiyacımız var. Burada öncelikle garantinin fonları bana listeleniyor. Garantinin fonlarından sürdürmeye devam edeceğim fon altın katılım fonu. Burada ben şu anda %70'ken bunu %60'lık bir banda çekeceğim. Yaklaşık bir %10'luk değişikliği uygun gördüm yeni piyasa şartlarında. Uzun vadede hisse senedi tarafını daha olumlu, pozitif buluyorum altından ziyade, ama bu attığında temkinli bir adım. Çünkü Fed'in önümüzdeki haftalarda tekrar toplantısı var. Bizim Merkez Bankası'nın tekrar toplantısı var. Faiz artırım süreci ağırlaştıkça veya devam ettikçe tabii ki hisse senetleri çok riskli hale gelecektir. Lütfen bu değişiklikleri yaparken kendi risk algınızı değerlendirin. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl içerisinde sözleşmeyi sonlandırma durumunuz varsa kesinlikle daha az riskli fonlarda bulunmanızı tavsiye ederim. Kalan %40'lık adımımızı da yine aynı şekilde hisse senedi fonunda değerlendireceğiz. Zaten hali hazırda biliyorsunuz Signa'nın birinci hisse senedi fonunda %30'luk bir ağırlığımız vardı. Bunu %40'a çıkaracağız. Değişen piyasa koşullarından dolayı, daha doğrusu uzun vadede yerli hisse senedi piyasasında bir avantaj gördüğümden dolayı bunu yapacağım. Şimdi değişiklikleri kaydet diyorum. Burada bana bir bilgilendirme yapıyor. Okudum ve onaylıyorum diyorum. Şimdi özetimiz şu: %70 altında, %30 hisse senedindeydik. Şu an %60 altına, %40 hisse senedine döndük. Burada benim Signa hisse senedi alıyor oluşum sizi yönlendirmek adına ya da size tavsiye adına değil. Sizler de beğendiğiniz farklı bir hisse senedi fonunu değerlendirebilirsiniz. Bu fon yabancı hisse senedi fonlarına asla yatırım yapmıyor. Sadece yerli hisse senetlerine yatırım yapıyor. Ben de açıkçası yerli hisse senetlerimizin daha avantajlı olduğunu düşündüğümden bu fonu seçiyorum ve bu değişikliği onaylıyorum. Burada bana bir tarih söyledi. Ayın 5'inden itibaren geçerli olması planlanmakta diyor. Buradaki tahmini bir süredir. Zaten önce altın fonumdan yaklaşık %10'luk bir rakam satılacak, TL'ye dönecek. Bunun bir valör süresi var. Belki bir iş günü, belki 2 iş günü. Ardından da Signa'daki hisse senedi fonuna 10 bin liralık alım talimatı iletilecek. Muhtemelen bu da bir iş gününü bulacaktır ve bu sayede artık işlemim gerçekleşmiş olacak. Bunu tabii bayram tatiline giderken esasında yapma kararını vermiştik. Fakat bayram üzeri belki satılacaktı, yeni fon alınamayacaktı ve bayramdaki riskleri de öngöremediğimiz için piyasada bekleme kararı aldık. Hemen bayramın akabindeki işlem gününde inşallah yola çıkmış
olacağız bu anlamda. Bilerek sizlerle birlikte bu fon değişikliğini yaptım ki hem sizlere bir örnek olsun hem bakış açısı anlamında da bir örnek olsun. Buradaki rakam çok büyük bir rakam gibi gelmeyebilir size. Çok küçük de olabilir, büyük de olabilir. Önemli değil. Ama burada bir fon yönettiğimizin farkında olalım. Kendi geleceğimize dair bir yatırım yapıyoruz. Lütfen aydan aya maaşınız arttıkça bireysel emeklilikteki katkı payınızı da artırmayı unutmayın. Ben de ücretli bir çalışanım. Dolayısıyla maaşım arttıkça hisse senedi katkı payımı artırıyorum. Şu anda bu sözleşmeye benim 1300 lira ödüyorum. Fakat bu rakama çok daha yeni çıktım. Önceleri çok küçük rakamlar ödüyordum. 90-100 liralar gibi ve 6 senede bu hale geldi. Keşke daha fazla ödeseydim. Evet ama imkanımız o kadardı. O kadar ödedik. Sizler de imkanınız ölçüsünde %10'a kadar maaşınızın %10'una kadar buraya mutlaka para ayırmanızı uzun vadede sizi memnun edeceğini söyleyebilirim. Bu kadardı hepsi. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.